Şimşek'i kürsüye davet ediyorum. Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Konu çocuk, aile, psikoloji olunca ayrı bir hassasiyetinin olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin de çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Sizin gibi bu alanda çalışan uzman arkadaşlarımızın hem daha aktif hem sayılarının da daha çok artmasını diliyorum. Bugün size çocukluk çağında karşılaştığımız psikopatolojilerle ilgili konu başlıklarımız. Bunları anlatacak olursak kapatmamız lazım. Hafta sonuna kadar çıkmamamız lazım dışarı. Şimdi ben bu patolojilere genel olarak bir bakış açısı sunmak istiyorum ve çözümlerle ilgili de genel bazı bakış açıları sunmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu disorder, bozukluk ya da patoloji diye tanımlanan, bunlar işlev bozucu diye geçiyor değil mi? Ama bunların bir yerlerden gelen işlevleri var. Nasıl bir işlevi olabilir ya? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Milyonlarca yıl önce neler oldu bilmiyoruz. Eğer bu patoloji diye tanımladığımız şeyler varsa bunun bir kökeni olmalı. Ne oldu da bunlar çıktı? Sapolsky diyor ki Kenya'da aynı anda doğum yapan iki dişi yavrusunu takip ediyor. İkisi de dişi. Bir iki hafta sonra diyor, dişilerden, doğum yapan dişilerden birisi grubun üst hiyerarşisinde, üstün dişi, diğeri de alt hiyerarşide. Bir iki hafta sonra alt hiyerarşide olan dişinin kızı, diğer maymunla tanışmaya, merhaba demeye, dokunmaya giderken annesi birden çekiyor ve alıyor. Hayatındaki ilk dersle karşılaşıyor. Diyor ki, o üstün. Önce o. Yemeği de önce o yiyor. Ve işin garip tarafı, bu üstün dişinin yavrusu tüm gelişim basamaklarını açık ara önde tamamlıyor. Aynen ifadesi şu. Diyor ki, 20 yaşında ikisi de yaşlı hanımefendi olduklarında hiyerarşi hala devam ediyordu. Birisi her zaman üstteydi. Bu mental retardasyonun buradan gelmediğini nereden bilelim ki? Belki de bunun o toplumda orada bir işlevi vardı. Diyeceksiniz ki hocam, OKB'nin nasıl bir işlevi olabilir ya? Bir şeyi tekrar etmenin nasıl bir işlevi olabilir? Arkadaşlar, şöyle bir işlevi var. Rahatlatır. Tekrarlayıcı davranış rahatlatır. Sorununuzu çözmez. Ama rahatlatır sizi. Çünkü bu genetik bir bilgi. Dünyaya bakın. Tüm ritüellerde, ayinlerde tekrarlayıcı davranışlar görürsünüz. İlkel kabilelerden şu anki yapılan yeni meditatif çalışmalara kadar. Doğru mu? Transa geçmek için tekrarlar yapmamız lazım. Yoksa transa geçemezsiniz. Belli bir şekilde ritme girmeniz lazım. Niye tekrarlayıcı davranış bizi rahatlatıyor? Nereden geliyor bu? Ne olmuş da bu tekrarlayıcı davranışlar bizi rahatlatıyor? Arkadaşlar, anne karnından çıktığımız zaman ilk davranışımız ne? Tekrar, 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 tekrar. Ah! Rahatladık. Tekrar edince doyuma ulaşıyoruz. O yüzden birçok dinde ya da inançta tekrarlayıcı davranışlar var. 3 kere yap, 5 kere yap, 7 kere yap, 99 kere yap.
Tekrar, tekrar. Kim diyor bunun işlev bozucu olduğunu? Tekrarlayıcı davranışlar sizi rahatlatır. Ayaklarımızı öyle sallarız değil mi? Rahatlamak için. Çocuktaki tik bir repetitif davranıştır. Aslında biraz da bu gözle değerlendirmek lazım. Yani çocukta bir semptom varsa hemen elinden almamak lazım. Lacan diyor ki, o ünlü müzisyen için adını hatırlamıyorum. Keman diyor onun semptomudur diyor. O semptomu elinden alırsan işte o zaman diyor psikoza gider diyor. Yani bir çocuğun tiki var diye durdurmaya çalışmamak lazım. Tekrar eden davranışını durdurursanız başka yerden çıkar. Anneler yap der ya, kaç kere dedim sana yapma şu göz hareketlerini diye. Oğlum şöyle konuşma. O başka yerden çıkar. Çünkü onun bir işlevi var. Dedim ya, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, hocam bu hareketliliğin ne işlevi var? Aynen şöyle bir işlevi var. Avcı atalarımız var ya, görsel tarama modunda. Avını yakalamak için hareketli olmak, atletik olmak zorunda. Bu çocukları siz çiftliğe koyun, hiçbir sorun yaşamazsınız. Hiperaktivite tanısı koyduğumuz çocuklar için söylüyorum. Koyun çiftliğe. Hiçbir çok güzel işler yapar orada. 3 ay boyunca gidiyor köye mesela. Hiç sorun yok. Okula geliyor sorun başlıyor. Dikkat eksik. Mesela dedim ya bizim avcı atalarımızdan geliyor. Dikkat eksikliği nereden geliyor? Hocam ya çocuk dalıyor gidiyor. Çiftçi atalarımızdan. Çünkü bazı atalarımız bizim uzun süre toprakla ilgilenmek zorundaydı. Belki de. Mağarada aylarca kaldık arkadaşlar. Ne yaptık o mağarada? Aylarca kaldık. Dışarıda çıkamıyoruz. Kar, fırtına. Ne yapacağız orada biz 3 ay? 4 ay, 5 ay. Akşam insanlar televizyon izlerken kuru yemiş yiyorlar ya. Atalarımız da ateş yakıp tohumlarını yiyorlarmış. Aslında birçok şeyi biz devam ettiriyoruz. Birçok şeyi devam ettiriyoruz. Ateş yandığı zaman böyle bir romantik ortam oluyor falan. Bir şeyler atıştırıyoruz ya da bir şeyler izliyoruz. Atalarımız ne yaptı bilmiyorum. Demem o ki arkadaşlar. Bunlara yaklaşırken sorundur ve yok edilmelidir diye hemen harekete geçmemek lazım diye düşünüyorum. Önce o mekanizmadaki, ruhsal mekanizmadaki işlevini de görmek lazım. Patoloji mi? Evet. Çocuğu, aileyi, ilişkilerini ve gelişimini engelliyor mu? O zaman engelliyorsa kesinlikle müdahale etmek lazım. Engellemiyorsa? Çocuk parmak yemiyor, tırnak yiyor. Ne yapacağız? Hemen ellemeyeceğiz. Önce bir tanışacağız. Hemen bıraktırırsanız başka yerden çıkıyor çünkü. Dedim ya, bakın kökenden gelen bilmediğimiz milyonlarca yıldır bir işlevi olabilir bunların. Vardır da organizma üzerinde. Atalarımız dediğim gibi neler yaptı bilmiyoruz ama bunlar nasıl oluştu? Aslında hepsinin bir kökeni var. Ve bu yaşadıklarımız bizim DNA'larımıza işlendi. Genetik olarak bu patolojilere, yani repertuarımız olarak bu patolojilere yatkınız. Genetik havuzunuzda hepimizin ama bunların, bu bahsettiklerimin hepsi az ya da çok var. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Yeni fikir, artık yeni eğilim şudur ki gen etkisi. Eskiden arkadaşlar özellikle biyologlar, yani çok katı biyologlar genin etkisiyle ilgili çok net açıklamalar yapıyorsun. Depresyon geni varsa kesinlikle sende depresyon olacak. Ne yaparsan yap. Bu kaçınılmaz diyordu. Ama son çalışmalar şunu gösterdi. Eğer kötü bir şey yaşarsanız gen aktif oluyor. Uygun çevre olursa gende aktif oluyor. Aa! Bakın 5-HTT geni. Depresyon nedeni. Ama çocukluk travması yaşadıysanız aktive oluyor. Yaşamadıysanız bağışıklığınız güçlü oluyor.
Birkaç örnek vereceğim genlerden. FADS geni yüksek IQ'nun nedeni olarak biliniyor ama çocuk anne sütü alırsa aktive oluyor. Almazsa aktive olmuyor. Mesela monomyoksidaz alfa geni antisosyallik, suçla ilgili eğilimleri belirleyen, Amerika'da böyle araştırmalar vardı. Net bulduk, suçlu genini bulduk diye yapılan araştırma buydu. Yaşasın, suçlu genini bulduk. Abi biz bu geni deaktive edersek tamam suçlulardan kurtulduk. Olmuyor arkadaşlar. Çocukluk travması yaşadıysanız bu gen aktif oluyor. Yaşamadıysanız var olan bu genimiz aktif olmuyor. Haydi bakalım. 7R geni, borderline davranışlar, suç eğilimleri yine. Ama ne zaman aktif oluyor? Güvenli bağlanma yoksa oluyor. Güvenli bağlanma varsa bu gen aktif olmuyor. Liste devam edip gidiyor arkadaşlar. Risk liste devam edip gidiyor. Bu arada çocukluk travmaları, küçük T'ler büyük T'ler var. Küçük travmalar büyük travmalar var. Bir de kişinin bu travmayı nasıl algıladığı var. Ama şunu biliyoruz ki her türlü travma çocuklardaki bu bazı sıkıntıları aktive ediyor, tetikliyor. Travmaya en güzel örneklerden birisi de bu. Arkadaşlar, 1969 yılı olması lazım. Çavuşesku iktidara geliyor Romanya'da. Komünizm rejimi başlıyor. Doğum kontrol yasaklanıyor. 5 çocuğun altında çocuk yapanlara çok yüksek vergiler geliyor. E haliyle insanlar doğum kontrolünü bırakıyorlar. Nüfusta inanılmaz bir artış oluyor. E bir taraftan kadınlar da çalışıyor. Tüm çocuklar yetimhaneye gidiyor. Yetimhanelerde bakıma gidiyor. Sene 89, Çavuşesku iktidarı devriliyor. Yaklaşık 10 yıl sonra Boston Üniversitesi'nden çocuk doktoru Charles Nelson araştırma için geliyor buraya. Yetimhaneye girdiği zaman dehşete kapılıyor arkadaşlar. Böyle bir oda düşünün. 100 tane çocuk var. İçeri girdi. Çocuklar 5-6 yaşında. Konuşamıyorlar. Sadece kelime var. Tek tük oda bakıcılardan duyduğu kelimeler galiba. Konuşamıyorlar. Cümle kuran yok. Çocuk birisi çekiştiriyor doktoru. Doktor da gidiyor. Yani beni bir yere götürüyor zannediyor. Doktor da gidiyor. Daha sonra alıyor oraya çekiştiriyor doktoru. Daha sonra oraya çekiştiriyor. Anlamsızca çekiştiriyor. Birisi geliyor ısırıyor. Birisi gülüyor. Birisi kendi etrafında dönüyor. Diyor ki izlediğim çocukların neredeyse hepsinde patoloji vardı. Zeka testlerini alıyorlar bir grubu. Arkadaşlar ortalama IQ 60 çıkıyor. 50-60 arası çıkıyor. Bu çocukların dil becerileri gelişmemiş. Neredeyse tüm patolojik özellikleri gösteriyorlar. Kendi etrafında dönen mi dersiniz? Stereotipik davranışlar, basma kalıp davranışlar yapanlar mı dersiniz? Bağıranlar, çağıranlar. Böyle garip garip tuhaf nevrotik hareketler yapan mı dersiniz? Birçok çocuğa rastlıyor. Daha sonra bu çocuklar, evlat edinilen çocukları takibe alıyorlar. Ve işin garip tarafı evlat edinilen çocuklar 2 yıl sonra akranlarını yakalıyorlar dil gelişimi ve zeka gelişimi olarak. Hayda! İşler dönüp dolaşıp arkadaşlar güvenli ilişkilere geliyor. Dönüp dolaşıp oraya geliyor, dönüp dolaşıp oraya geliyor. Ben de meslek olarak dönüp dolaşıp geldiğim yer orası. İlk zamanlar teknik diye kendimizi yedik. Aman şu tekniği öğreneyim, aman bu tekniği öğreneyim, aman bu asıl teknik elimizdeymiş, haberimiz yokmuş. Travmanın bir çocuğun zihinsel gelişimini, duygusal gelişimini küçük ya da büyük hiç fark etmez. İnanılmaz etkilediğini artık biliyoruz arkadaşlar. O yüzden annenin gebelik süreci ve emzirme süreci hayati bir mesele. Devlet politikası olmalıdır. Açık ve net söylüyorum. Eğer sağlıklı insanlar yetiştireceksek ilk kural buradan geçiyor. Eğer iyi bir baba olmak istiyorsanız babalara diyorum ki gebelik döneminde emzirme döneminde eşinize iyi davranın. Alttan alın. Onu mutlu etmek için elinizden ne geliyorsa yapılabileceği en güzel babalık ve kocalık biliyor musunuz? En güzel babalık ve kocalık. Kadının sütü değişiyor. Sütü değişiyor.
Sütündeki mineraller değişiyor. Anne kendini iyi hissettiğinde. Huzurlu, sakin bir ebeveynlik yaptığında. İnanılmaz önemli. İnşallah doğum ve süt izinleri de artırılır. Artırılması lazım. Tam kritik zamanda, tam güvenli bağlanmanın olacağı dönemde anne işe gitmek zorunda kalıyor. Hayda. Yaptığımız bir şeyi, birçok şeyi yıkabiliyoruz. Gebelik ve sonrası 6. ayda anne pat diye işe gidiyor. Çocuğun tam da güvenli bağlanma dönemi. En kritik zamanlar 6-8. aylar. Arkadaşlar. Dedim ya, travmalar çok önemli. Bir de çocuğun bu dönemde annesiyle olan ilişkisi bize çok fazla bilgi veriyor. Çok önemli. Zannettiğimizden çok çok daha önemli. Gittikçe de arkadaşlar önemi daha çok artılacak, anlaşılacak diye. Eğer annenin kortizol seviyeleri yüksekse arkadaşlar, çocuklar bu patolojilere yatkın hale geliyor. Gebelikte anne travmatik bir şeyler yaşadı mı, yaşamadı mı? Ölüm korkusu yaşadı mı, yaşamadı mı? Çocuğun aynen geçiyor arkadaşlar. Yani isterseniz kortizolla geçiyor deyin, enerjiyle geçiyor deyin, duyguyla geçiyor deyin ama geçiyor çocuğa. Doğum travması, hospitalizm, çocuk uzun süre hastanede kalıyorsa mesela. Ya o çocukta kesin bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ve hala anneleri küvezde kalan çocukların yanına almıyorlar. Hala. Maalesef. Anne gidiyor, sağdığı sütü ve çocuğa veriyor, geliyor. Anne kalırsa o çocuk çok daha çabuk çıkıyor. İnşallah onu da keşfederler. Bunlar eski tıptan kalma şeyler. Tamamen steril ortam. Tamamen yalıtılmış ortam. Bebekler için. Bu çocukların hepsi ölüyor arkadaşlar. Daha sonra vazgeçtiler. Bebek hastaları bu şekilde bakmaktan vazgeçtiler. Çünkü Kolombiya'da, Küba'da her şey ulu orta. Çocuk hastanesi. Her şey. Anneler babalar orada. Hiçbir şey, hijyen yok. O çocuklar hayatta kalma şansı daha yüksek oluyor, biliyor musunuz? Steril ortamdaki çocuklardan. Ya. Niye? Anne var, ilişki var. O bakteri belki de onu güçlendiriyor. Şimdi arkadaşlar, Freud ve Skinner'dan sonra temel şey şuydu, beslenme çok önemli. Anne bakım veren, beslenmenin sağladığı kişi ve sağlandığı kişi olduğu için çok önemliydi anne. Daha sonra Bowlby, bağlanma kuramının kurucusu Bowlby, bence bir devrim yaptı. Eisenberg'de devam ettirdi. Çok güzel çalışmalara imza attılar. İnanılmaz güzel çalışmalar arkadaşlar. Santim santim ölçmüşler çocukların anneden uzaklaşma mesafelerini. İnanılmaz güzel deneyler var. Şimdi yine bu bağlanmanın etkisiyle yapılan bir deney var. Harlow'un tel maymun deneyi. Sana zahmet açabilir miyiz? Harlow'un tel maymun deneyi. Deneyi bir izleyelim. Ondan sonra düşüncelerimi ve yorumlarımı paylaşacağım sizinle. 60'lı yıllarda Stanford, Harry Harlow. Harlow bu deneydeki kullandığı maymunlara doğumdan sonra annesinden ayırıyor, tecrit ediyor, akran grubuna da sokmuyor. Bu maymunlarla yapıyor deneyi. Şimdi yapamaz tabii ki etik sınırlardan dolayı ama o zamanlar hakikaten bir canilikte varmış deneylerde yani. Ciddi anlamda. Harlow'a daha sonra ne diyorlar biliyor musunuz? Yani diyorlar ki üzülmüyor musunuz falan filan diyor. Maymun diyor sevmeyi sevilmeyi bilmez ki diyor. Aynen cevabı bu. 1930'lu yıllarda psikolojide bebeğin anne olan bağlılığının karşılığı içgüdüydü. Yani bir bebek anneye sırf süt veriyor diye bağlanıyor, sarıyor, onunla birlikte vakit geçirmeye meyilli oluyor deniyordu. Fakat bir psikolog olan Harry Harlow bunun sadece bir içgüdüyle açıklanamayacağını, başka gündemlerinin de olması gerektiğini düşünüyordu. Nitekim bunu resurs şebekleri üzerinde yaptığı acımasız bir deneyle de açıklayacak, anlatacaktı. Bu deneyde iki anne figürü vardı. Birinci figür yumuşak, sıcak ve güzel görünümlü olandı. Fakat üzerinde herhangi bir besleyici bir gram bulunmuyor, yani hayvana beslenme olanağı sağlamıyordu. İkinci figür ise soğuk ve korkutucu görünümde olan tellerle kaplı olmasına rağmen kendisine besleyecek bir biberona sahipti. Eğer bebekler içgüdüsel olarak beslenme koşuluyla anneye yakınlaşıyorlarsa ikinciyi seçecekler, şayet tam tersi bir durum söz konusuysa birinciye yönelecekler.
Harlow'un deneyindeki maymunlar tabii ki ortama bırakılır bırakılmaz birinci eli dönemdiler. Tabii bu hücum karınları acıkınca küçük bir arayla bölünüyor. İlkinde de buna gidiyorlar. İkinci arayla bölünüp biberondan suya iniyor. Ardından hemen birinci arayla sıcak, yumuşak kollarına dönüyor. Bu deneyle birlikte o güne kadar süren bağlanma içgüdüsü için yeni kararlar alma vakti gelmişti. Tabii Harlow sadece bu deneyle yetinmeyecek, işi daha uç noktalara taşıyacak. Maymunların korku esnasında sevgi bağı sağlayan sıcak kolları mı, yoksa her annenin gideceğini görmek ve böylelikle anne yavru arasındaki güven ilişkisini test etmek istiyordu. Yine kurban resus şebekleriydi. Şebekler Harlow tarafından tasarlanan bir makineyle karşılaştırılıyordu. Ve bu gürültücü, korkunç makineyi görünce hemen kaçıp yumuşak anneye sarılıyorlar. Anne bir nevi kendisini koruyup kollayacağı inandığı bir figür halini almıştı. Belki de bir kahramandı. Korku videonun devamında yalnızlığın ve bilinmeyenin keşfinin de bir korku türü olduğunu bilen Harlow, maymunlar için 12 metrekarelik bir oda tasarladı. Ardından maymunları iki gruba ayırıp teker teker odaya aldı. Birinci gruptaki maymunların bulunduğu odada yumuşak anne figürü vardı. Ve maymunlar odaya korunur korunmaz koşup anneye sarılıyor, korkuları geçtikten, ortama alıştıktan sonra annesinin aldığı cesaretle ortamı araştırmaya başlıyordu. İkinci grubun bulunduğu odadaysa bir anne figürü yoktu ve maymunlar yalnız başlarına bu odanın içinde kalıyorlardı. İkinci gruptakiler içinse durum felaketti. Yalnız bir şekilde kapatıldıkları odada yaşadıkları korku bir türlü geçmek bilmiyor, bu bazen bir köşeye çekilmelerine, bazense saldırgan davranışlar sergilemelerine sebep oluyordu. Ya tabii burada asıl anlatılmak istenen şey anne figürüyle olan ilişki ve bunun içgüdüsel de olduğu. Çünkü çocuk anneden sadece süt emmiyor, şefkat emiyor, sevgi emiyor, güven emiyor. Aynı zamanda zeka da emiyor bu arada. Tabii ki şu an bu deneyler etik olmadığı biliniyor, kabul ediliyor. Yani bu konuyla ilgili de artık bu tür deneyler yapılmıyor. Efendim, gelelim annemizle ilgili, anneyle olan ilişkilere. Bir bebek için çok kritik olan bir nokta. Şimdi konu orayla ilgili olduğu için hemen burayı da verelim istiyorum. Still face experiment deneyini açabilir miyiz? Arkadaşlar bu Edward Tronick'in Harvard'dan 75 yılında başlattığı bir deney. Daha sonra tekrarları da yapılıyor ve aynı sonuçlar elde ediliyor. Burası, bir durduralım, ben kısa bir açıklama yapayım. Still face experiment deneyi şöyle bir şey arkadaşlar. Anne bebeğiyle, buradaki bebek 8 aylık, anne bebeğiyle karşılıklı bir etkileşim içerisinde, duygu alışveriş içerisinde oynuyorlar, oynaşıyorlar, sevişiyorlar. Daha sonra deney şöyle başlıyor. Anne orada, bakın, ortamı terk etmiyor, dönüyor ama hiç ifade vermiyor. Donuk bir şekilde bakıyor. Bakalım çocukta neler oluyor. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to... Ya ben özellikle elimde imkan olsa da şunu tüm annelere izletsem. Anneler gözünüzü seveyim yapmayın desem. Yani benim elimde bir annelere deseler ki ya hocam senin bir dakika süren var. Annelere ne dersin, bunu izletirim. Babalara da tabii. İnanılmaz önemli. Patolojilerin başladığı yeri gördük değil mi? Normal koşullarda. Eğer bir doğum komplikasyonu ya da travmatik bir durum yoksa. İşte travmaların başladığı yer burası arkadaşlar. Bağlanma sorunlarının başladığı yer burası. İnanılmaz önemli. İnanılmaz. İnanılmaz. İlk izlediğim zaman ağlayarak izledim. Tutamadım kendimi. Çok etkiledi beni açıkçası. Çocukları çok daha iyi anladım. Yani bana gelen çocukların duygularını çok daha iyi anlamaya başladım. Yıllar önce bu deneyi izlediğimde... Teorik olarak biliyoruz ama izleyince, görünce daha farklı oluyor hakikaten. Çünkü
siz hem terapistsiniz hem de anne ya da anne adayısınız. Ya başkalarının çocuklarına dokunacaksınız ya da kendi çocuklarınıza dokunacaksınız. Özellikle izlettim. Ders falan filan bahane yani. Asıl olan bu. Yoksa buradaki o psikopatolojileri alasını kitaplardan da öğrenebiliriz. Bu yoksa bizim alanın da bölümünde bir anlamı yok zaten. Değil mi arkadaşlar? Çocuğun ruhuna dokunmadıktan sonra, annenin babanın ruhuna dokunmadıktan sonra yani. Evet. Bununla ilgili çocuklar eğitim amaçlı kullandığımız videolar da var ama fırsat olur mu olmaz mı? Öncesi sonrası. Bir örnek vereyim şöyle kısaca. Fazla video olarak vakitinizi almayayım diye. Bir çocuk gelmişti. Otizm spektrumu tanısı konulmuştu. Göz teması çok sınırlıydı. Özellikle iletişimi koordineli değildi. Koopere olamıyordu çocuk. Yani merhaba diyorsun. Merhaba dedikten sonra hemen başka bir yere geçiyor. Hemen kendi kendine bir şeyler anlatıyor. Ya oyuncaklarla ilgileniyor ya da o izlediği çizgi filmleri anlatıyor. Bir türlü diyalog kuramıyorsunuz. Yani ikinci cümleye geçemiyorsunuz. Merhaba Yusuf, hoş geldin. He diyor, hemen geçiyor. Başka şeylere geçiyor. Arkadaşlar, yakinen de ilgilendim. Anne baba da sağ olsun ikna oldular. Çocuğun ilk kaydında şu var. Ben şey soruyorum. Diyorum ki bu çocuk kiminle ders çalışıyor? Annesiyle çalışıyor. Ondan sonra babasıyla çalışır mı diye soruyorum. O da aynen şöyle söylüyor. Hayır diyor, babasıyla çalışmıyor çünkü babası ona vuruyor hala. Anlamadığı zaman dövüyor diye cevap veriyor çocuk. Arkadaşlar 20. seanstı galiba. Bu çocuk okuma, yazma, arkadaşlarıyla iletişim kurma, konuşmaya başladık. Yani merhaba, hoş geldin Yusuf, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Demeye başladık. Kısa bir sürede anne baba değişti ama önce. Anne babaya çok net sınırlar koyduk yapıp yapmamaları gerektiğiyle ilgili. Anne de diyor ki işte çocukta bir sorun var diyor. Doktor ilaç versin geçsin diye düşünen insanlar. O ilişki değiştikten sonra şunu demek istiyorum. Çocuklar ölene kadar annelerini ve babalarını her zaman affetmek isterler. Yaşı 50 bile olsa. Anneniz babanız gerçekten içten kızım pişmanım, oğlum pişmanım, seni çok seviyorum derse kayıtsız kalamazsınız. Kayıtsız kalamazsınız. Öyle bir şey. Güzel haber burada. Toparlama durumu var. Tıpkı Romanya'daki yetimhanedeki çocuklar gibi. Evlat edilen çocukların toparlanması gibi toparlanma şansı var. Güvenli bağlanan çocuklarla güvenli bağlanmayan çocuklar arasında çok net bir indikatör var. Hatta arkadaşlar patolojilerle ilgili çok net bir gösterge var. Bir çocuğun aslında patolojilere yatkın olup olmadığını, anneyle güvenli bağlanma sorunları yaşayıp yaşamadığını, psikolojik rahatsızlıklara ileride maruz kalıp kalmayacağını anlayacağımız müthiş bir şey var. Marshmallow deneyini duydunuz değil mi? Marshmallow deneyi. Milyarlık cihazların ölçemediği şeyi ölçüyor. 3-6 yaş Michel olması lazım. Walter Michel'in yaptığı çalışma. Arkadaşlar marshmallow 3-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir çalışma. Çocuğa bir, bizim çokomel var ya, yani onların marshmallow'u, çokomel veriyorlar bir tane tabakta. Diyorlar ki 15 dakika, ben gelene kadar bekle, 15 dakikayı bilmiyor çocuk da, ben gelene kadar bunu yemeden beklersen sana bir marshmallow daha vereceğim. Ha sen bunu istersen yiyebilirsin şu an ama beklersen bir marshmallow daha kazanacaksın diyorlar. Çocukların bir kısmı şöyle oluyor aynen. Yani 3-6 yaş arasındaki çocuklar. 3 yaşındaki çocuk Allah aşkına yani şimdi şeyde de var, videoda da var. Daha yönergeyi verirken o çocuk alıyor marshmallow'u getiriyor yani. Bence onlar biraz ayrıştırılmalı. Çocukların 3'te 1'i arkadaşlar hemen yiyor. Beklemiyor. 3'te 1'i ortalama 11 dakika bekliyor. 3'te 1'i de 15 dakika sabrediyor. Arkadaşlar. Daha sonra bu arkadaşlar lise döneminde bu çocuklara, araştırmaya aldıkları çocukların lise puanlarına bakıyorlar. O 15 dakika bekleyen çocuklar açık ara
açık ara öndeler akademik başarı olarak. Yetinmiyorlar. İş hayatı ve evlilik hayatını inceliyorlar. Açık ara akranlarından işlerinde de başarılı, ilişkileri de daha iyi gidiyor. Buradan bize bir şey çıkıyor aslında. Ya çocukların dürtü denetimi meselesi var ya. Çok önemli bir konu. Duyguları regüle etme mevzusu var ya. İnanılmaz. Bakın şimdi tüm şeyler, kuramlar, kavramlar, teoriler, pratikler artık oraya doğru gidiyor. Ya şu çocukların duygu denetimini öğretelim. Duygu regülasyonunu. Çünkü arkadaşlar biz biliyoruz ki ileride bizim başımıza en çok iş açan konu dürtü bozukluğu. Dürtü bozukluğu. Her şeye teşne çocuk. Her türlü psikolojik rahatsızlığa teşne. Eğer küçüklüğünde dürtü bozukluğu varsa. Duyguları regüle edemiyorsa. Arkadaşlık sorunları, ilişkiler, okul başarısı, sorunlar, suç eğilimleri, alkol madde kullanımları, cinsel davranışlar vesaireler vesaireler hepsinin altında burası çıkıyor. Dürtü bozukluğu. Şimdi yana yakıla işte bunu nasıl çözeriz diye emotion regülasyon terapileri düzenlemeye çalışılıyor. Çok önemli bir indikatör. Yani annelere babalara verilmesi gereken en önemli bilgilerden birisi de çocuğun dürtülerini denetlemesini sağlıyor. Güvenli ilişki, güvenli bağlanma. Anneyle olan bu güvenli bağlanma varsa oluyor bu. Yoksa çok zor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Çocuk bunu küçükken öğrenemedi. Bu dürtü denetimi bekleme var ya, hazzı erteleme dediğimiz konu. Bunu çocuk öğrenemedi. Anneden öğrenemedi, babadan öğrenemedi, bir şekilde öğrenemedi. Ne zaman öğreniyor biliyor musunuz? 25'inden sonra bedel ödeye ödeye. Benim gibi. Düşe kalka. Trafik kazası, o şu bu, sinir bilmem ne sorun, kaygı sorunları bilmem ne. Düşe düşe, bedel ödeye ödeye. Çok pahalı oluyor o zaman. Çok pahalı. Arkadaşlar, piyasada mutluluk araştırması diye geçiyor ama yani bu yetişkin gelişimi, boylamsal yetişkin gelişimi çalışması diye geçiyor aslında. Piyasa buna mutluluk araştırması dedi. 80 yıl sonra Waldinger olması lazım. Araştırmanın sonuçlarını açıkladı. 1930'lu yıllarda o görüntüyü de pardon ben getiriyorum. Evet. Arkadaşlar 1938 yılında başlıyor. Bu çalışma başlarken Harvard Üniversitesi'nden bir grup alınıyor. Diğer karşılaşma grubu da Boston'da alt gelir gruplarından alınıyor. Daha sonra çeşitlendiriliyor. Sadece erkeklerle başlıyor. Sonra hanımlar da devreye girmeye başlıyor bu çalışmada. Arkadaşlar psikoloji tarihinin gelmiş geçmiş en uzun boylamsal çalışması. Harvard mutluluk araştırması diye geçiyor. Peki sonuç ne? Katılımcılara soruyorlar sizi ne mutlu eder? Araştırmalar da yapılıyorlar, anketler de düzenleniyorlar. İnsanların, gençlerin söylediği şu. Ne mutlu edecek yani para, pul, şan, şöhret. İlk sıralarda bunlar çıkıyor. Hep ilk sıralarda bunlar. Farklı kültürlerden de çalışmalar yapılıyor. Hep ilk sıralarda bunlar çıkıyor. Para, pul, şan, şöhret. Araştırmanın sonucu ne diyor? Bir insanı ne mutlu ediyormuş? En çok ne mutlu ediyormuş? Haydi bakalım. Olay gene ilişkiye geldi. Arkadaşlar. Birinci madde şu. Duyumlu ilişki. Kimle kurarsan kur. Annenle, babanla, çocuğunla, dostunla. Yeter ki derin bir ilişki olsun. İnsanı en çok mutlu eden şey o. İşin garip tarafı. Mutlu etmekle kalmıyor. Sizin iş başarınızı artırıyor. Sizin açık ara bağışıklık sisteminiz daha güçlü oluyor. Çünkü bu kişilerin bakın her yıl tıbbi analizleri yapılıyor, check-up'lardan geçiriliyor, testler düzenleniyor. Evlendiyse evlilik ilişkisi nasıl gidiyor diye bakılıyor. Çocuğu olursa bu kişilerin çocuğu inceleniyor. İnanılmaz büyük bir çalışma. İnanılmaz. Sonuç ne çıkıyor? Doyumlu ilişki kuran mutlu oluyor, sağlıklı oluyor, uzun yaşıyor. Olay dönüp dolaşıp ilişkiye geldi. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam annelere babalara mesajı verdik. Dedik ki aman anneler babalar gözünüzü seveyim. Sağlıklı bir çocuk için sizin ilişkinizin iyi olması lazım. Sizin ilişkiniz iyi olursa bak, anne rahat olur, sakin ve huzurlu olur. Gebelik dönemi önemli, emzirme dönemi çok çok önemli. Sonrası önemli olmaz mı? Önemli tabii ki. Ama onlar daha kritik bir dönem. Peki, biz ne yapacağız terapist olarak? Bize buradan ne düşüyor? Bize düşen de arkadaşlar,
Dedim ya, döndüm dolaştım ilişkiye geldim. Teknik, teknik, o teknik, bu teknik. Almanya'da şu varmış, git kredi çek, o tekniği öğren. Amerika'da bu varmış, git onu al. Daha sonra döndük dolaştık, ilişkiye geldik. 5 dakika. Ben de aynen öyle düşündüm. Sezgisel olarak. Bitiriyordum ben de tam. Velhasıl kelam arkadaşlar, terapist olarak 400'ün üzerinde psikoterapi tekniği var. Literatürde tanımlı. En sonda bir yıldır bakmıyorum ama polyvagal teorinin ilişki terapisi var. Yeni bir terapi. Terapiler çıkıyor. Teknikler, yol, yöntemler bitmez. Ama en güzel şey sizin çocukla, danışanınızla, küçük yetişkin kurduğunuz ilişki. Beyin sapı biliyor onu sevip sevmediğini, kabul gösterip göstermediğinizi, onun beyin sapı biliyor, biliyor musunuz? Danışanınızın beyin sapı, çocuklarda bu aktiftir. Çocuklar samimiyeti anında anlarlar. Anında anlarlar. Yapmacık gülümsemeleri falan filan, biz böyle karşılaştığımız zaman merhaba falan diye yapmacık gülümseriz ya. Yetişkin anlamayabilir bunu. Çocuk anında anlar. Çünkü onların frontal, prefrontal korteksi aktif değil. Onlar sezgisel boyutta. Trans halinde çocuklar. Hisseder onlar. Samimi mi değil mi anında. %100 hisseder. Danışana bu hissi verebiliyorsak, danışana bu hissi verebiliyorsak arkadaşlar, tebrikler. İşin yarısını çözdük. Danışan gerçekten sizin tarafınızdan kabul gördüğünü hissediyorsa ya da çocuk, kabul gördüğünü, en son mesela ritim bozukluğu olan bir çocukla çalıştık. 6, 7, 8. seanslar mıydı bilmiyorum ama gayet akıcı konuşmaya başladı. Konu eskiden, bu arada ilk görev yerim Adana Ram arkadaşlar. 99-2000. Orada ben konuşma formatörüydüm. Konuşma bozuklukları formatörü. O zaman öyle şeyler vardı bilmiyorum. Formatörlükler var mı şimdi milli eğitimde? Teknik. Uygulamadım, teknik kalmadı. Daha sonra en son gelen bu çocukla hiç teknik çalışmadık arkadaşlar. Çocuk zaten bunları konuşmaya hazır değildi. Çok güzel ilişki kurduk ama. Birbirimizi çok seviyoruz. Çok. O oyun odasında inanılmaz mutlu. İstediği her şeyi yapabiliyor. Canavarları öldürüyor. Bana güveniyor. Diyor ki, akşam diyor aklıma diyor kötü bir şey. Bana inanıyor. %100 inanıyor. Onlarda şüphe yok ya. Şimdi bizde şüphe var. Onlarda yok. Onlar sevdiği, kabul ettiği zaman %100 inanır arkadaşlar. %90 değil. %100 inanıyor. Ben diyorum ki, akşam diyorum, korkacağın zaman şüphelerini giyiyorsun. Diyorum. Sana bir şey yapmaz. Aynen öyle. Hiçbir şey yok. İnanmış çünkü o. Çocuk %100 inanıyor. O çocuğun dünyası öyle. Mantıkla açıklayamazsınız, mantıkla yaklaşamazsınız. Biz çocuklara böyle yaklaşmak için ne yapmamız lazım hocam? Tamam, biz çocuklara kabul göstermemiz için bizim yapmamız gereken şey ne? Derseniz. Kendi içimizdeki çocuğu kabul etmek derdim. Aynen öyle. O zaman hadi sizinle bir dakikalık küçük bir çalışma yapalım mı? Ha? Yapalım mı arkadaşlar? Işıkları kapatalım. O müzik sesini de çok kısık bir düzeyde verelim. Arkadaşlar, hayat bitmez. Hayatın meşgaleleri bitmez. Kendinize bir iki dakikalık bir müsaade verin. Koltuğa bırakın kendinizi. Biliyorum aklınızın bir tarafı ne yapıyor, bu adam ne yapmaya çalışıyor falan filan diyecek, biliyorum ama bir tarafınız da merak ediyor. Bir tarafınız merak ediyor. Benim işim o tarafınızla. Akıl kısmınızla değil. Yaslanın. Kendinizi rahat bir şekilde sandalyeye konumlandırın. Nefes alışverişinizi hissedin. Ruhunuzu hissetmeye çalışın. Sizin de bir ruhunuz var. Bu aklın, bedenin tamamen dışında. Sonsuz bir enerji. Şimdi yavaş yavaş gözlerinizi kapatın. Ve o küçük çocuğun aklınıza ilk gelen görüntüsünü canlandırmaya çalışın.
Belki 5 yaş, belki 6 yaş, belki 7 yaşındaki haliniz, bilmiyorum. Ama gelir aklınıza şimdi. Hemen geliverir. Uzaktan bakın. Yavaş yavaş yaklaşın ona. Yavaş yavaş yaklaşın. Eğilin. Gözlerine bakın. Ve şimdi sımsıkı sarılın. Bağrınıza basın. Onu sevdiğinizi söyleyin. Şimdi ayrılmadan önce sımsıkı sarılın. Son bir kez. Sımsıkı sarılın. Hissedin kokusunu. Tenini. Işıl ışıl gözlerini. Yumuk yumuk ellerini. Şimdi derin bir nefes alın. Dünyaya hoş geldiniz. Karşılaştığınız çocuklara da, içinizdeki çocuklara da bu şekilde dokunmanız dileğiyle. Buradan başlayacağız işte. O çocukları da öyle kabul ettikten sonra arkadaşlar, işin yarısını halledersiniz, merak etmeyin. Saygılarımla. Ramazan Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok keyifli bir sunumdu. Ben kendi adıma bir eğitimci olarak ve bir anne adayı olarak çok verim aldım, çok keyif aldım. Şimdi Milli Eğitim Şube Müdürümüz Selim Salih Kendir'e teşekkürlerini ve hediyelerini sunmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam.